Bölüm 14. Konya'da. Konya'da Yahudilerin havrasına birlikte giren Paulus'la Barnaba öyle konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok sayıda kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler diğer uluslardan olan kişileri kışkırtarak kardeşlere karşı zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Paulus'la Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara mucizeler ve harikalar yapma gücünü vererek, kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kentin halkı ikiye bölünmüştü. Bazıları Yahudilerin, bazıları elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle diğer uluslardan olanlar, kendi yöneticileriyle birlikte elçileri hırpalayıp taşlamak için bir düzen kurdular. Bunu öğrenen Paulus'la Barnaba, Likavonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar. Listra ve Derbe'de. Listra'da doğuştan kötürüm olup ayakları tutmayan ve hiç yürüyememiş bir adam vardı. Bu adam Paulus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Paulus, iyileştirilebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona "Kalk, ayaklarının üzerine dikil," dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Paulus'un ne yaptığını gören halk Likavonya dilinde "Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş," diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, konuşmada öncülük eden Paulus'a da Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler Barnaba ile Paulus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" diye bağırdılar. "Biz de sizin gibi insanız. Aynı yaratılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, göğü, yeri, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratmış olan yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı tüm ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmış değildir. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Paulus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Paulus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. Antakya'ya dönüş. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. "Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerek," diyorlardı. Paulus'la Barnaba her toplulukta imanlılar için ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inanmış oldukları Rabbe emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler.
Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, diğer uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.